Merhabalar arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosu ile tekrardan karşınızdayım. Evet, bu videodaki ismimiz Ivan Santini. Evet, oyuncunun, Hırvat oyuncunun daha önce de Trabzonspor'da ismi çok anılmıştı. Yine mi gündeme geldi Trabzon oyuncu için girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor basında geçen haberlere göre. Biz de oyuncunun ilk önce FM 2018-2019 özelliklerine bakacağız. Ajax scout raporlarını alacağız. FM Editör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceledikten sonra Santini'yi alacağız. Trabzonspor 2018-2019 kadrosu oyun içine koyacağız ve oyunu bir sezon simüle edeceğiz arkadaşlar. Bakalım Santini günümüzdeki Trabzonspor kadrosundaki oyunculardan, forvet oyuncularından formayı almış mı? Aldıysa nasıl bir performans göstermiş onu inceleyeceğiz. Evet, Santini şu an Anderlecht'te oynuyor. 29 yaşında, 30 yaşında diyebiliriz. 21.05.1989 doğumlu. İki kez milli takım formasını giyip gol atamamış. 5.25 milyon euro bir piyasa bedeli var ve 30.06.2022 tarihine kadar 1.56 milyon euro kazanıyor Anderlecht'ten. Evet, pozisyonları gelelim. En verimli olduğu rol ve görev pivot, santrafor, destek arkadaşlar. Çalışkan forvet, hücum, fırsatçı golcü, hücum rol ve görevlerini de oynayabiliyor ama biz onu en verimli olduğu rol ve görev, yani pivot, santrafor, destek görevinde değerlendireceğiz. Hatta profilde ofansif orta sağ sol kanat, ofansif orta sağ merkez ve ofansif orta saha sağ kanatta da oynama imkanı sunuyor bize profil. Çok yönlü bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. 1.90 boyunda 87 kilo ağırlığında gerçekten tam bir azman. Kullandığı ayak sağ kişilik oldukça azimli, medya gözünde etkili santrafor ve kaleye sırtık dönük oynayan bir oyun yapısı var. Zaten pivot santrafor kendisi. Fiziksele gelelim. Çeviklik 12, dayanıklılık 15, denge 16, güç 17, hız 12, hızlanma 11, vücut zindeliği 14, sıçrama 15. Gayet iyi çünkü gerçekten fiziksel olarak biraz ağır bir oyuncu arkadaşlar. Buna rağmen hızlanmasının, çevikliğinin iyi olduğunu düşünüyorum. En güçlü olduğu noktalar ise denge ve güç. Sıçramada bir o kadar iyi. Boyu da zaten oldukça uzun. Evet, zihinsele gelelim. Agresiflik 14, cesaret 16, çalışkanlık 15, karar alma 3, kararlılık 15, konsantrasyon 14, liderlik 10, ön sezi 14, özel yetenek 10, pozisyon alma 10, sol kanlılık 14, takım oyunu 12, topsuz alan 14, vizyon 10. Gayet iyi. Bence gayet yeterli ki, yani forvet için topsuz alan 14 yeterli. 15 ol 15 16 olsaydı daha iyi olurdu ama bir pivot santrafor için yeterli bir rakam. Takım oyunu 12 gayet iyi. Sol kanlılık 14, ön sezi 14, karar alma 13, cesaret 16, agresiflik 14. Gayet iyi. Hatta bence fiziksel özelliklerinden daha iyi zihinsel özellikleri diyebiliriz. Tekniğe gelelim. Uzaktan şut 13, teknik 11, pas 11, kafa vuruşu 15, bitiricilik 15. Duran topları biraz zayıf, orta yapması zayıf diyebiliriz. Bitiricilik ve kafa vuruşu 15-15 gayet yeterli rakamlar. İki noktada da güçlü olduğunu görüyoruz. Uzaktan şut 13 iyi. Teknik 11, pas 11, ilk kontrolör. Yani öyle çok teknik bir pivot santrofor değil. Ama bitirici bir pivot santrofor olduğunu söyleyebiliriz Ivan Santini'nin. Yani şu profil ceza sahası içinde beslendiği sürece, Trabzonspor ofansif orta saha oyuncularından beslendiği sürece açıkçası iş yapabilecek bir profil diyebiliriz. Peki Ajax scoutları ne demişler? Şu an Eredivisie seviyesinde gayet iyi oynar. Santini'nin yetenekleri hakkında bazı kuşkular verir ve büyük ihtimalle piyasada daha iyi seçenekler bulunabilir. Evet, şu an Eredivisie'de oynar demişler aslında ama daha bazı kuşkularının olduğunu ve piyasadaki diğer seçeneklere yönelmek gerektiğini söylemişler teknik ekibe Ajax scoutları. Eksi olarak dil öğrenmesi gerekiyor. Tek ayağını kullanabiliyor. Top ortalayacakken kararsız oluyor. Sinirine hakim olmaması yüzünden arada sırada aşırıya kaçan hareketlerde bulunabiliyor. Ve Santini bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil demiş Ajax scoutları. Artıları bakalım. Hava toplarında oldukça iyi. Güçlü oyuncu. Kararlı denebilecek bir karaktere sahip. Başka bir ülkede yaşayabilir ve adapte olabilir. Büyük maçlarda oynamayı çok seviyor. İstikrarlı bir oyuncu ve birden fazla mevkide oynayabiliyor demiş Ajax scoutları arkadaşlar. Ama bu kadar artıya rağmen olumlu referansta bulunmamışlar teknik ekibe. Hemen FM Editör rakamlarına bakalım arkadaşlar. 128'e 133. 133 potansiyel yetenek rakamı çok kötü bir rakam değil ama çok iyi de bir rakam olduğunu düşünmüyorum. Mevcut yeteneğine baktığımızda zaten oyuncunun gelişimini hemen hemen tamamladığını görüyoruz arkadaşlar ama yani potansiyel yetenek, Trabzonspor'a yakışan forvet oyuncusunun, az forvet oyuncusunun potansiyel yetenek rakamının minimum 140 olmasını şahsen tercih ederim. Şöyle geçmişine de kısa bir göz atalım arkadaşlar.
Hırvatistan'dan çıkıyor, Zadar'dan çıkıyor, futbol hayatına başlıyor. Freiburg derken Korsit'e geliyor 2013-2014'te. 29 maç 13 gol atıyor. Kariyer burada parlıyor arkadaşlar. 2014-2015'te de 33 maç 5 gol atıp 1,8 milyon euroya Standard Liège'e transfer oluyor yine Belçika'da. Burada 23 maçta 10 gol var ilk sezon, ikinci sezon. Cayenne'e transfer oluyor 2,5 milyon euroya. Fransa'da Lig 1'de 34 maçta 15 gol atıyor 2016-2017'de ki çok iyi bir rakam bence. 2017-2018'de de 32 maç 11 gol atıyor ve 2018-2019'da da 3,5 milyon euro karşılığında Anderlecht'e transfer oluyor Ivan Santini. Evet, daha önce Trabzon'un gündeminde olan bir oyuncu. Çok iyi bir pivot santrafor özelliklerine sahip olduğunu düşünüyorum Ivan Santini'nin. Yani Trabzonspor'un etkili kanat oyuncuları da var. Yani orta açmayı bilen kanat oyuncuları var kısacası. Yani Abdülkadir olsun, Nwakaem olsun, bunlar Yusuf olsun takımda kalacak da kalacaksa. Souza olsun, Souza'nın duran toplarındaki etkinliği dikkate alırsak Santini ceza sahası içinde gerçekten etkili bir oyun sergileyebilir. Evet, şimdi bakalım 2018-2019 kadrosuna Santini'yi koyduk arkadaşlar. Oyunu da bir sene simüle ettik. Bakalım Santini Trabzonspor'da nasıl bir performans göstermiş onu inceleyeceğiz. İşte karşınızda Trabzonsporlu Ivan Santini'nin 2018-2019 performansı. Evet arkadaşlar, biraz İran 2019 tarihindeyiz. Bakalım Santini nasıl bir sezon geçirmiş Trabzonspor'da, ona bakacağız. Santini hemen bakıyoruz. Nasıl bir sezon geçirmiş? Evet, Ivan Santini. Bakalım. Evet, 34 maç, 19 gol, 1 penaltı, 0 asist, 3 kez maç sınavı, 4 sarı kart. 0,06 top kapma, %68 pas isabeti, %45 şut isabeti, 44 faul ve 7 oyuncu puan ortalaması. Bence gayet iyi rakamlar yakalamış. Gayet iyi rakamlar yakalamış. Süper Lig'de 31 maçta 17 gol atmış arkadaşlar. Biri penaltıdan, 3 kez maçın adamı olurken 7,02 oyuncu puan ortalaması. Kupada da, Türkiye Kupası'nda 3 maçta 2 golü var. Çok iyi bir sezon getirmiş. İstatistikler olarak baktığımızda asisti biraz düşük kalmış ama gol olarak güzel bir sezon geçirdiğini söylemek gerek. Ivan Santini'nin zaten tam bir golcü profili demiştik. Şöyle genel anlamda profiline bakalım. Profili arkadaşlar hemen hemen aynı. Herhangi bir ciddi artış ya da eksiliş yok. Korumuş profilini. Şöyle FM Editör rakamlarından bir kez daha göz atalım isterseniz. 129-133 hemen hemen aynı diyebiliriz. FM Editör rakamları korumuş bir sene içinde kendini Ivan Santini'nin. Güzel bir profil. Gerçekten golcü bir oyuncu. Bu arada Trabzonspor kaçıncı olmuş ona bakalım. Trabzonspor ligi arkadaşlar 5. sırada bitirmiş. Ivan Santini Trabzonspor ligi 5. sırada bitirmiş. Şöyle bakalım. 45 gol atmış Trabzonspor totalde. Ivan Santini bunların 17'sini atmış. Neredeyse %30'a yakın rakamını golünü Ivan Santini atmış. Buradan da başarılı bir kariyer geçirdiğini söylemek gerek Ivan Santini'nin. Evet arkadaşlar, Ivan Santini'yi inceledik. Bana kalırsa Trabzonspor için çok iyi bir forvet transferi olabilir. Çünkü o yeteneği, o azmi olan bir oyuncu Ivan Santini. Pivot santrofor özelliklerinin tümünü taşıyor. Trabzonspor'da da orta yapmayı bilen çok iyi oyuncular var. Beklerde de Joao Pereira da gayet iyi orta yapabilen bir oyuncu. Yani Abdülkadir olsun, Yusuf Yazıcı olsun, Soza'nın duran topları, Nwakaeme'nin içeri girişlerinde duvar da olabilecek bir oyuncu. Çok başarılı bir hamle olabilir Ivan Santini transferi Trabzonspor için. 1-2 senedir yazılıyor ismi Trabzonspor'la. Bakalım bu transfer döneminde bu transferi gerçekleştirebilecek mi Trabzonspor? Bir forvete zaten çok ciddi derecede ihtiyacı var. İhtiyaçlarını karşılar mı? Bakalım onu göreceğiz. FM profil özelliklerine göre ben ihtiyaçlarını karşılayacağını düşünüyorum Trabzonspor'un Ivan Santini'nin. Evet arkadaşlar, bir transfer dedikodusu videosunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.